Yusuf Özgün Bey, 15 Temmuz gecesini yaşadıklarınızda duygularınızı anlatır mısınız? Neler yaşandı, neler yaptınız? Sanırım ant içtiren kişiydiniz o gün. Evet. O güne ait duygularınızdan bahseder misiniz? Tabii. 15 Temmuz gecesi yatsı namazını Maltepe Küçükyalı'da eda ediyordum. Eda ettikten sonra çıktıktan sonra telefonum devamlı çalıyordu. Telefona baktım, arkadaşlarım dedi ki darbe başladı, köprüyü kapattılar. Dedim devlet bizim vatan, bizim bayrak, bizim asker, bizim polis kim ki yapıyor dedim darbe. Ama bir baktık ki milleti manevi duygularla aldatan, bu milletin emzatı olmayan emperyalist güçlerin emrinde olan Fetenyalı havarilerin ülkemizi işgale kalkıştığını gördük. Ve arkadaşlarımı binlerce kişi, yüzlerce kişi aradım ve meydanlara dökülmemiz gerektiğini söyledim. Ve meydanlarda, Maltepe meydanına gittiğimizde çok kalabalık bir şekildeydik. O gün tabii, o gün çıktığımda dedim ki, bugün vatana sahip çıkma günüdür. Bugün vatana sahip çıkmasak yarın sahip çıkacak vatan bulamayız. Herkes ellerine telefonlarını alsın, Instagram, Facebook, Twitter, Twitter'dan tweetler atsın ve yayınlar yapsın. Bugün vatanımızı işgale kalkışan İsrail köpeklerini topraklara gömme günüdür diye herkesi, çoluğumuzu, çocuğumuzu sokaklara çağıralım dedim. Ve hiç kimse korkmasın ve üzülmesin. Bu karanlığın ardında, bu şafağın açtığında bu topraklarda devleti Aleyhi Osmanlı'nın dirişi üretir dedim. Bu söyledikleri bu arada canlı Türkiye'ye yayınlanıyordu. Ben tabii meydanda bilmiyordum. Biz vatanımızı müdafanın peşindeydik. O anda Bismillahirrahmanirrahim, La Galibe İllallah, galip olan Allah kalbime düşürdü. Binlerce orada insan her gün evinden çıkarken gömleğini, milletinin istiklali ve istikbali için, ezanımız için, vatanımız için ve aydınlık yarınlarımız için kefen olarak giyen Recep Tayyip Erdoğan'la beraber kefen giymeye and içiyoruz. Binlerce kişi benimle and içti. And içiyoruz ve and içiyoruz. Üç defa bu şekilde and içtik ve köprü yolunda tabii normal yollar tıkandığında biz Bostancı tarafından gidiyoruz. Bir baktık ki marketler, bankamatik kuyruklarla insanlar dolu. Dedik ne oluyor böyle bir şey? Vatan işgal altında, mukaddes saray işgal altında. Bunlar bankamatiklere koşmuşlar, marketlere koşmuşlar. Belki onlar şimdi yürüyorlar. O pozisyonlarından pişman değiller ama bizler milletçe 79 milyon o gece vatanımız, milletimiz, istiklalimiz ve istikbalimiz için, mukaddes sanatımız için şehadet şerbeti içememenin acısını yaşıyoruz. Ve köprü bölgesine giderken Şakir'in caminin oradan tanklar önümüzde gidiyordu. Bir anda sol tarafa döndü iki tank. Biz köprüye doğru, Cumhurbaşkanımızın evine doğru giderken sol taraftan döndü. Döndüğünde dedik ki nereye döndü? Meğer Çelik Kuvvet'e dönmüş. Biz onu bilmiyoruz tabii. O anda bir artık bizde bir tek düşündüğümüz vatanımız, istiklalimiz ve istikbalimizdi. Köprü bölgesine geldiğimizde tam Cumhurbaşkanımızın evi sağ taraf, sol taraftan da köprüye inilirken orada ilk defa gördüğüm burasında mavi sarı şeritli olan Yunus değildi polis ama 3 tane polis vardı. Dedik ki işte Cumhurbaşkanımızın evi, bu köprü bölgesi Cumhurbaşkanımızın evi. Dediler ki oralarda tank etrafı sardı. Oralara çıkmayın, işte oralar güvenli, buralardan dağılın. Halbuki öyle bir şey yok. Oradan bizleri oradan def etmek istediler. Biz onlara o anda çıkıştık. Sizler şu anda vatanımız işgal altında. Siz bizlere silah vermeyecek misiniz dedik. Çünkü bizim o köprü bölgesine gittiğimizde dilimizde tekbir, elimizde bayrak, göğsümüzde imanımızdan başka bir şey yoktu. Köprü bölgesini sorma, anlatmaya gerekirse 101 yıl önce onların ataları gelmişti. Çanakkale'de bu milletin evlatları, benim atalarım onları Çanakkale Boğazı'nda boğdu. Elhamdülillah biz de milletçe onları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gömdük. Allah'ın, Yüce Mevla'nın yardımıyla orada gömdük. Kardeşlerimiz sanki Şebbi Arıza bayrama koşar gibi koşuyordu. Rabbim onlara şehadet şerbetini nasip etti. Bizler de şehadeti çok arzuladık. Rabbim inşallah bizlere de nasip eder diyorum. Sayın Başkomutanımızın liderliğinde Rabbimiz bizlere vatanımızı, milletimiz ve bayrağımız için şehitlik ve gazilik nasip etti. Rabbimize hamd ediyoruz. Psikolojik olarak sonradan çok tabii şeyler yaşadık. Her gün misal sabah namazına kalktığımız zaman ben kendi anlatıyorum şahsımda. Sabah namazına kalktığımda korkumdan değil ama yani insanlarda psikolojik direkt abdesthaneye değil de cama koşuyorduk. Bak etrafı tanklarımız sardı. Askerler birlikte. Rabbim bu milleti iki cihanda aziz eylesin. Dinmeyecek bayrak, dinmeyecek ezan, dinmeyecek bayrağın altında aziz milletimizi her daim muzaffer etsin. Rabbim. Teşekkürler.